Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi kliniğimizi size gezdireyim isterseniz. Burası sekreteryamız, karşılandığınız yer. Kaydınız alınıyor. Bu ağızçı tarayıcı, ağızdaki bilgileri tarayıp bilgisayara aktarıyor. Bilgisayarda oluşturduğumuz altyapıları bu makinelerle üretiyoruz. Bende 3 farklı makine var, 2 tanesi burada. Bir tanesi de bu, daha kapsamlı olan, daha büyük işler üretebilecek bir makine. Tasarımda en önemli konu şu, kişinin detaylarını almak. Detaylarını almak için de fotoğraf ve video çekmek durumundayız. Burası fotoğraf video stüdyom. Sizler her zaman burada olmayabilirsiniz, o yüzden sizler yokken fotoğraflara, videolara çok bakıyorum. Ve bu yüze ne yakışır, ona bakıyorum sürekli. Çünkü tasarımda önemli olan konu ne? Kişiye göre tasarım yapmak. Kişinin dudağına, görünüşüne, yaşına ve durumuna göre tasarım yapmak. Fotoğraf stüdyosundan sonra burası bekleme alanımız. Bekleme alanında rahat rahat bekleyebilir. Hatta dilediğiniz zaman bazı kişiler oyun oynayabiliyor, oturabiliyor. İstediğiniz gibi burada dinleyebilirsiniz ve teraslarımız var. Ayrıca her muayene odasının önünde de teras var. Rahatlıkla dış mekanda oturup yemeğinizi yiyebilir, herhangi bir şey içebilirsiniz. Geçiyoruz klinik kısmına. Klinik kısmında farklı farklı muayene odalarımız var. Muayene odalarımızın bir tanesine girdik. Burada önemli olan konu şu. Diş hekimliğinde kişinin bilgili olması lazım. Mesleğini iyi icra edebilmek için. Ancak bilginin yanında teknoloji bizlere fayda ediyor. Mesela burada bir lazerimiz var. Lazerle diş et tedavileri yapılabiliyor. Lamineyle sökebiliyorsunuz. 20 yaş diş çekiminde etrafında kemiği almak için kullanılabiliyor. Çeşitli mikroskoplarımız var. Mikroskopla bazen gözün göremediğini görebiliyoruz. Yakından girip en ufak detayı görebiliyoruz. Hatta bazen kanal tedavileri yaparken hem mikroskobik hem de bilgisayar destekli kanal tedavisi yapıyoruz ki kökün ucunu görebilelim. Bunlar bizlere tedavilerde fayda sağlıyor. Şu anda biliyorsunuz Zorlu Center'dayız. Zorlu Center İstanbul'da Beşiktaş'ta bir alışveriş ve rezidans merkezi. Burası Zorlu Center'ın arkaya bakan cephesi. Gördüğünüz gibi burada beklerken rahat rahat yeşilliğe karşı bu şekilde durabiliyoruz. En büyük güzelliği ne? Yakınlarınız sizle beraberken yakınlarınız dışarıda oturabiliyor ve sizler içeride tedavilerinizi olabiliyorsunuz. Evet, isterseniz devam edelim. Ofis kısımlarına geçelim. Ofis kısımlarında sizlerle karşılıklı görüşme yapıyorum. Aynı zamanda sizlerin rahat, özel hissedeceğiniz alan, rahat konuşacağınız alan. Biliyorsunuz ben kendi alanımda konuşma yapmayı seviyorum. Yurt dışında birçok ülkede konuşma yaptım, kurs yaptım. Bunlar aldığım diplomalardan bazıları. Burası dinlenme alanımız. Ben sanatı çok seviyorum. Bakın bu benim ellerimden yapılmış olan bir enstalasyon. Ellerimizin teker teker ölçüsünü alıp, içine akrilik döküp bir enstalasyon yaptım. Benim işim de sanat olduğu için ben de sanatçıya çok değer veriyorum. Çünkü bizim işimiz de ince iş, heykel gibi tek tek dişleri işlemek lazım. Dişin doğallığını veren ne? İçinden gelen efektler, duruşlar, tasarımı. O yüzden sanatı çok seviyorum. O yüzden farklı farklı her yerde değişik sanatçıların eserlerini görmek mümkün kliniğimizde. Son zamanlarda popüler olan bir sanat dalı kinetik art, yani hareketli sanat. Bakın bu çok sevdiğim bir hareketli sanat çalışması. Laboratuvarımızın el işiyle yapılan kısmına geldik. Ne dedik? Makinelerde altyapı üretilirken el işiyle üstüne tek tek işlenmek zorunda. Burada çok sanatkar ve ekibim var. Onlarla beraber güzel tasarımlar yapıyoruz. Ve burada işin, sanatın diğer kısmı icra ediliyor. Diş, gerçek diş gibi görünmeli. En önemli konu bu. Bazı durumlarda dinlenmek isteyebilirsiniz. Dinlenmek için size özel bir lounge alanımız var. Bu lounge alanımızda size ait televizyon, televizyonla beraber güzel bir dinlenme alanı ve ailenizle, yakınlarınızla keyif yapabileceğiniz bir alan mevcut. Burası da çok hakikaten sakin ve sadece size özel. Diş hekimliğinde farklı uzmanlık dalları vardır. O yüzden herkes kendi işini yapmalı. Kanal tedavisinin kanal tedavisi uzmanı, estetiği estetik uzmanı, implantı implant uzmanı yapmalıdır.
O yüzden farklı klinik odalarında farklı uzman arkadaşlarımız var. Herkese keyifli, sağlıklı haftalar ve günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.